I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. His road to the White House, the most untraditional in history. The billionaire businessman, best known as a reality TV star, as host of The Apprentice. You're fired, you're fired, you're fired. Hinting at a potential run many times. Well, I'm really considering whether or not I can win. Finally making it a reality, defeating 16 Republican nominees. We love Donald Trump. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. We will make America great again. O, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en sıradışı başkanıydı. Esprileri, konuşma tarzı, aldığı kararlar hep çok konuşuldu, çok tartışıldı. Kimileri onu kaba ve sorumsuz biri olarak görüyordu, kimilerine göre ise bir kurtarıcıydı. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. We pray for healing for our country. ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, Ocak ayında başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devretti. Devretti derken öyle bildiğimiz devir teslim töreni gibi değildi bu. Trump seçimlerin hileli olduğunu, oylarının çalındığını ve aslında kazananın kendisi olduğunu söylüyordu. Bir ara bu iddiaları o kadar kararlı yineledi ki Trump'ın Beyaz Saray'dan ancak ordunun zoruyla çıkarılabileceği bile konuşuldu. Ama tabii sonunda korkulan olmadı. Trump tepkisini Biden'ın yemin törenine katılmayarak göstermekle yetindi. İşte o gün bugündür sessizliğe bürünen Trump aylar sonra ilk kez meydanlara döndü. Hem de ne dönüş. The people of our country will never let us down. We will not bend. We will not break. We will not yield. We will never give in. We will never give up. We will never back down. We will never ever surrender. My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. Mektupla oy kullanma bu zamana kadar Amerika'da pratikte pek uygulanmayan bir şey. Son derece suistimale açık. Büyük ölçüde Trump bu sistemin kurbanı oldu. Mitingin amacı Trump'ın 2022 ara seçimlerinde Kongre'deki çoğunluğu geri almak için cumhuriyetçilere motivasyon konuşması yapmasıydı. Ama konuşmasının neredeyse tamamında Joe Biden'ı hedef aldı. Joe Biden is destroying our nation right before our very own eyes. The number one priority for everyone who wants to save America is to pour every single ounce of energy you have into winning a gigantic victory in the midterms and in 2024. Cumhuriyetçi Parti bünyesinde her ne kadar Trump'a karşı muhalefet olsa da hala kendisini devre dışı bırakacak güçlü bir aday ortada yok gözüküyor. Hala Trump'ın Amerikan seçmenleri nezdinde itibarı var. Trump, Ohio'daki mitingin ardından Texas'ta yapımı durdurulan duvarın karşısına geçti, kameraların karşısına. Kampanyası boyunca seçmenlerine kaçak göçü önlemek için Meksika sınırına duvar inşa etme sözü vermişti. Sözünü kısmen de olsa tuttu da. Ancak Biden'ın başkan seçilmesiyle bu projesi de yarım kaldı. İşte Trump, bu ve benzeri kararların ülkeyi felakete sürüklediği kanısında. Ve anlaşılan o ki Amerikan halkını bu konuda ikna etmek için seçim kampanyalarını beklemeye hiç niyeti yok. Biden is destroying our country. I mean, the real question is, do they really want open borders or are they incompetent? There's only two things. You're either incompetent or for some reason you have a screw loose and you want to have open borders. Göreve gelmeden önce Trump'tan farklı bir yol izleyeceğinin sözünü veren Joe Biden, seçim zaferinin ardından bu sözü hayata geçirmekle başladı işe. O kadar ki Beyaz Saray'daki ilk gününde Trump'ın politikalarını iptal eden tam 17 kararnameye imza attı.
Ancak Trump ve Biden sadece farklı siyasi görüşlere sahip olmakla birbirinden ayrılmıyor. Onları destekleyen kitleler de derin çizgilerle birbirinden ayrılmış durumda. Örneğin Trump'ın en büyük destekçileri evangelistlerdi. 2016 seçimlerinde kendisini başkanlığa taşıyan evangelist oylarıydı. 2020'de yine evangelist Hristiyanlardan büyük destek gördü. I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven, in the corridors of heaven. Bring it all in line. Bring it all in line with the will of God. Hamanda ata ata raka deda paka santa ata. The Christians, the positive voices, no matter who they are, even on the media, that are wanting to see Donald Trump reelected. Why are you attacking them? Ancak arkasındaki evangelist desteğe rağmen Trump kazanan taraf olamadı. Rakibi Joe Biden bir Katolik olarak yemin etti ve Birleşik Devletler'in 46. başkanı oldu. Biden, John Kennedy'den sonra göreve gelen ikinci Katolik başkandı. America's Catholic bishops are set to debate whether they should try to punish President Biden for supporting abortion. Biden is the country's second Catholic president. President Joe Biden attended Catholic Mass at a church in the nation's capital. Americans actually haven't seen their president attend regular weekly worship services since Jimmy Carter. The president always has spoken openly and proudly about his faith, but how does it line up with his policy proposals? Say no purgatory if you go straight to heaven. Mr. President, how's that church? Biden dindar bir Katolik profili çiziyordu. Pazar günleri veya büyük olaylardan önce kutsal ayinlere katılıyor, merhum oğlunun tesbihini cebinde taşıyordu. Başkan seçildiği gün bir Katolik rahibinden özel bir dua bile istemişti. Ancak ne var ki bir Katolik olarak Biden'ın seçilmesi kilise için bir müjde sayılmazdı. Aksine Biden'ın başkanlığı Katolik Kilisesi'ndeki çatlakları açığa çıkardı. Zaferinden birkaç gün sonra ülkenin en güçlü 10 piskoposu Joe Biden için bir çalışma grubu kurdu. Çünkü Biden Katolik Kilisesi'nin şiddetle karşı çıktığı, kürtaj, eşcinsellik gibi Katolik değerlere uymayan konuları da savunuyordu. Birçok muhafazakar seçmen için Biden, kilisenin geleceğine tehdit oluşturan, inancın daha liberal bir versiyonunu temsil ediyordu. It seems to me this is an unprecedented situation in the country. We have never had a situation like this where the executive is a Catholic president who is opposed to the teaching of the church. Joe Biden'ın biraz daha pragmatist, biraz daha dengelere oynayan, liberal, sosyolojik Katolik kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir başkan kimliği taşıdığını görüyoruz. Değişik platformlarda farklı yansıtıyor. Bir kez liberal bir kişi ve Amerikan toplumunda özgürlükleri, temel hak ve özgürlüklerin en geniş biçimde kullanılmasını savunuyor. Hristiyanlığı yahut da Katolikliği biraz daha sosyolojik çerçevede kalıyor. Amerika protestan göçmenlerin ülkesiydi. Ülkenin kuruluşunda etkili olan Puritan ruhu ve onun devamı sayılan evangelizm mezhebi siyasette her zaman belirleyici olmuştu. Bu etki o kadar büyüktü ki ülke tarihi boyunca sadece iki Katolik isim ABD başkanlık koltuğuna oturabilmişti. O isimlerden birinin başına gelenleri de biliyoruz. John Kennedy başkanlığının daha ikinci yılında suikaste kurban gitmişti. Her iki partide de dini bakımdan daha güçlü olan grup aslında protestanlar. Yani bu anlamda işte Trump protestanlara dayanıyor büyük ölçüde, evangelikler başta olmak üzere. Joe Biden ise kendisini tabii Katolik bir başkan. Protestan Birleşik Devletler'in Katolik Vatikan'la ilişkileri ise her zaman inişli çıkışlıydı. Özellikle bu durum Trump döneminde daha fazla hissedildi. Papa Francis, Trump'ın Hristiyan olmadığını ima ediyor, Trump ise Papa ile polemiğe girmekten geri durmuyordu. Una persona que pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. He actually said that
maybe I'm not a good Christian or something. It's unbelievable, which is really not a nice thing to say. Her şeye rağmen ikili buzları eritmeye de çalışmıştı. Ama Trump'ın ilk Vatikan ziyareti taraflar arasında esen rüzgarları ortaya koymaktan öteye geçememiş, Katoliklerin ruhani önderi Papa Francis, Evangelist Trump'la mesafeli bir görüşme gerçekleştirmişti. Today it was an historic day, a holy day, maybe even an a-holy day. President Trump happened to be in Italy, so he stopped by to say hello to Pope Francis, and it went well. There were no major incidents. Trump felt very at home at the Vatican. İşte bugün Joe Biden'la birlikte ABD-Vatikan ilişkilerinin de yeni bir döneme girmesi bekleniyor. Nitekim bunun için çalışmalara da başladılar. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Trump'ın Ohio mitinginden bir gün sonra Vatikan'a gitti ve Papa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. One of the luxuries of my job is that I don't do domestic politics. And so I'll simply say that it was truly a wonderful and memorable moment to I've had the opportunity to speak to His Holiness and to have such a warm and wide-ranging conversation. Vatikan ziyareti aslında pragmatik bir sebebe dayanıyor. Çin ile mücadele etmenin zorlukları var. Manevi bakımdan da Çin'e karşı cepheyi güçlendirme perspektifiyle Amerikan yönetimi, Joe Biden yönetimi, papalık ile dirsek temasına geçti. Yoksa tabii ki pek çok konuda Papa'nın savunduğu temel ilkelerde Amerikan hükümetinin ortaya koyduğu, mevcut hükümetin ortaya koyduğu veya deklare ettiği prensipler çelişiyor. İşte kürtaj demin konuştuk, bunun başında geliyor. Washington, Katolik Kilisesi ile ilişkilerini ne kadar güçlendirir, bunu zaman gösterecek. Ancak Trump'ın bu süreçte siyasetten vazgeçmeye niyeti yok gibi. Seçimlerden aylar sonra meydanlardan verdiği mesaj da bu yönde. Trump, 2024'teki başkanlık seçimlerine göz kırparken hala cumhuriyetçi siyasetin en etkili isimlerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor Amerikan halkına. Ama asıl soru şu, Amerikan halkı bu kez neyi seçecek? Rüten ruhu Katoliklerin bile tam olarak desteklemediği bir başkanın izinden mi gidecek, yoksa birçok örneğin olduğu gibi evangelist değerlerin taşıyıcısı mı olacak? You're not going to answer, but I have to ask. Where are you in the process of, or have, let me ask you this, without giving the answer what the answer is, have you made up your mind? Yes. Trump arkasında güçlü bir protestan, evangelik destek olduğu açık. Bunun kısa vadede kırılmasını beklemiyoruz. Kırılması için sürpriz gelişmelerin olması lazım. He puts America last. We put America first. It's very simple. We won the election twice. And it's possible we'll have to win it a third time. It's possible.